Değerli izleyicilerimiz Dost TV ekranlarında ve Dost FM mikrofonlarında Üsküdar Üniversitesi'nin kampüsünün stüdyolarında sizlerle beraberliğimize başlıyoruz. Akla Kapı programında yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamı misafiriyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Son birkaç programdır evliliği konuşuyoruz. Çok da önemli bir konu. Özellikle en başta da söylemiştim birinci programın başında aile kurumunun ciddi yara aldığı, üzerine projeler yapıldığı bir dönemde evliliğin daha çok yeşermesini, daha çok evliliklerin kurulmasını arzu ediyoruz. Bu programlarda inşallah onların teşvikçisi olur. Ben yeniden hatırlatayım dostlarımıza, evlilik niyetinde olanlara özellikle kıymetli hocamın Evlilik Psikolojisi isimli kitabını tavsiye ediyorum. Ben kendim denedim, uyguladım. <laughs> çok şükür kaç sene oldu? 16 senedir. Öyle mi ya? Evet 16 senedir evliliğimiz devam ediyor. Çok şükür. Hocamın Maşallah göstermiş terim. olduğu rehberlikle elhamdülillah büyük bir şükürle memnuniyetle evliliğimiz devam ediyor. Çocuklarımız ellerinizden öperler. Hep bunun çekirdeğinde evliliğe, aileye, erkeğin kadını tanıması, kadının erkeği tanımasına başta verilen önem, değer ve niyetle başlayan bir süreç. Biz de bunları konuşuyoruz. iki programdır takipçilerimiz hatırlayacaklar. İki programdır biz... Evlilik öncesini konuştuk. Eş seçimi, eş arayışı, işte nişanlılık, nişanlılıkta dikkat edilecekler. Bunları konuştuk ve artık bu programla beraber düğüne geldik oynamaya başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bundan sonrasında evliliğin ilk ayları ve düğün sürecini inşallah konuşalım evet. diye istiyoruz. Evet. Hocam düğün olacak artık e, eğlence oldu, e, merasimler yapıldı, takılar takıldı ve çift evine gidecekler. Evet. Burada özel bir tavsiyeniz var mı? Yani mesela erkek ilk eve girdiğinde hanımına bir konuşma mı yapsın? Ee, bir, bir şey hani adetimiz de vardır biz de öyle yaptığımızı hatırlıyorum. Biz eve girdik önce iki rekat namaz kıldık evet. Şükür namazı ve namazla başlayan bir evlilik süreci evet. olsun dedik. Evet. Ee, i̇şte hanım şeyine eşine karşı bir şey mi yapsın? Yani bir tavsiyeniz var mı? O çünkü evet. birçok çift evlenme niyetine sahip ee, evlilik sürecine belki girmiş... ama şey konusunda tereddüt ve tedirginlik var yani. Ya biz evleneceğiz... düğün bitecek. Düğüne kadar insanlarla beraberiz ama... ondan sonra baş başa kalacağız. Ondan sonrasına dair... biraz zihinlerde fluluk var. Bir sevinç var. Bir heyecan var. Biraz da kaygı var. Tabii. Neler anlatırsınız evet. o evliliğin ilk dakikalarında? Tabii işte o evliliğin ilk dakikalarında... Yani böyle durumlarda artık aslında o evlilik kararı veren kişilerin o anda en doruk duyguları yaşadıklar anlardır. Tepe duyguları yaşadıklar anlardır. Heyecan vardır, kaygı vardır, merak vardır, korku vardır. Hepsi bir aradadır böyle durumlarda. Ama burada da en çok böyle kız tarafında bir korku ortaya çıkıyor. İlk defa baba evinden gelip koca evine gidiyorsun gibi bir anlayış oluyor ve çok önemli bir dönemeş noktası gibi oluyor. Böyle durumlarda kritik, sihirli kavram şefkat oluyor. İki tarafın birbirine şefkatli yaklaşan, sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sıcak bir dokunuş. O anda hiç öyle uzun edebiyata falan lüzum yok, şiir yazmaya, şey yapmaya lüzum yok. Olabilir, onlar da güzelleştirir muhakkak ama asıl durumda bunları yapabilmek tekrar söyleyeyim mi? sevgi dolu bir bakış bir tebessüm birkaç tane güzel söz söylemek ve sıcak bir dokunuş bunlar yaptığın zaman o anda zaten oradaki o evlilikle ilgili yaşanan hani bazı kırgınlıklar olan vesaire olan, geçmişteki yaşanan nişanlık döneminde bazı işte laf getirenler taşıyanlar şunlar bunlar olabilir her şeyin üzerinde bir toprak örtüp artık yeniden bir hayatın başladığı ilk Temelin atıldığı gündür evlilikte. Daha önceki temel atılmaya hazırlık yapılmıştır. O gün artık temel atılmıştır. Temel atılma nedir? Tören yapılır. Tören yapılmıştır ve temel atılmıştır artık. Temeli doğru nasıl atarım diye odaklansın kişi. Böyle durumlarda karşı tarafımı incitmeden, üzmeden nasıl başlarım bu evliliğe? Evliliğe sağlıklı, güven verici temelli atılmak nedir? Evlilikteki temel duygu sevgi değil, güven dedik bak. Güvenin oluşması için sevgi artı sağlıklı işbirliği dedik. Sağlıklı işbirliği ve sevgi varsa o da iyi temel atılıyor demektir. Böyle bir durumda artık evlendikten sonra birbirinizin kusurlarına odaklı bir ilişki inşa ederseniz çatışmalı bir evlilik olur. Birbirlerinizin olumlu yönlerine ne odaklı bir ilişki inşa ederseniz iki tarafı cennet bahçelerinden bir bahçe olur evlilik. Onun için buradaki sihirli, ikinci sihirli kavram neydi? Evde negatif iletişim değil, pozitif iletişimli olması. Yani pozitif iletişimli olduğu ev, ilişkilerde ne vardır? İki taraf eşinin kusurlarını görüp düzeltmek yerine eksiğini tamamlamak tarzında. Batı kültürü bize rekabetçi ilişkiyi tavsiye ediyor. İki taraf birbirinin üzerine domine etmeye ilişkisi. Mesela burada yani bazen yanlışlardan doğruyu anlamak kolay oluyor. Erkeğe diyorlar ki evliliğin ilk gecesi kedinin bacağını ayır diyorlar. Ne demek bu? Evliliğin ilk gecesi kadını korkut, sana itaat etsin diyor. Gücünü göster. Gücünü göster diyor. Bu bence vahşi ve ilkel bir yaklaşım. Böyle durumlarda yani kadın erkeğe evde onu sahip çıkacağını, koruyacağını, ona vereceğini aynı zamanda bir güven verici bir yolculuğa beraber çıkacağıyla ilgili güven vermesi önemli. Bunu yani iki taraf da verecek. Kadın da verecek, erkek de verecek. Yani yani burada iki tarafı kendi doğrularını oluşturacaklar. Burada Hı. yani birbirinin üzerinde birbirlerini domine etmeye yönelik bir adım atılırsa bu zamanda eski e, kadın tipi yok bunu erkekle kabul. Eğer bazen öyle oluyor ki yani e, üniversitede okurken şeyle tanışmış, evleniyorlar. Evlendikten sonra sanki bir köylü kızıyla evlenmiş gibi onun kendisine hep hizmet etmesini bekliyor. Yo, arkadaş sen o zaman gitseydin memleketinde köyünden kız alsaydın ki onlar bile şu anda artık öyle şey değil. Yani onlar da hakkını, hakkını arayabiliyor, kendini ezdirmiyor. Yani o yok. Yani onun için böyle Şeyde nüfusta kalmadı zaten. Ya kalmadı zaten yani. nüfusta. Yani, yani bu onun için yani böyle bir durumda o da diyecek ki yani iki tarafı onun haklarına saygı gösteren. Yani böyle karşılıklı yani evlilikle ilgili yani evlilik öncesi programlarda konuşmaya çalıştığımız iki taraf birbirinin kişiliğine saygı gösterecek. Özeline, özürüne ve kutsalına saygı gösterecek. Hmm. Mesela. Onu bir daha tekrar edelim. Özürüne, özeline ve kutsalına. Hmm. Mesela bir yerinde ben var mesela. Yani bir yerinde şey var. Burnu fazla şey değil. Kulağı biraz büyük diyelim mesela. Bunun gibi özellikler var. Gidip onu sokarak, ona laf sokarak, onu şey yaparak ilişki kurmak yerine onun özelini, özürünü hassas olduğu konular vardır bir de. Bunları dalga konusu yapan Yapmayacak çok eşler işte. oluyor maalesef. Yani Bunlar ya oluyor yani. Yani şaka yolu da söylenirse laf sokan bir şey oluyor. Bazı kişilikler oluyor. Yani Evlilikte böyle bir ilk günden dakika bir gol bil. Yani hemen eşin üzerinde onu eleştirerek, iğneleyerek başladığı zaman bir ben domine etmeye çalışır. Öyle durumlarda karşıda belki susar ama o da fırsatını kollar, senin açığını bulur. O da seni domine etmeye çalışır. Hükmetmeye, yönetmeye çalışır. Onun için evlilikte muhakkak <laughs> öyle o böyle şey işi. Hadis-i şerif var ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Karı koca birbirimize lütufkar davranın diyor. İltifatla davranın diyor. Ne demek? Lütuf, iltifat iltifat davranın. ya evliliğin şeyi bu. Yani hı hı. Takdir, övgü, onay sözlerinin baskın olduğu evlilikler. Nebraska Üniversitesi'nin Amerika'da yaptığı bir çalışma var. Mutlu evliliklerde üç tane özellik tespit etmişler. Birinci özellik evliliklerde e, şey birlikte zaman geçirmek çok. Birlikte zaman geçirmek. İkincisi takdir, övgü, onay sözlüklerin çok kullanıldığı evlilikler olmuş. Üçüncüsü de birlikte kiliseye giden evlilikler olduğu görülmüş. Bu üç özellik olan evliliklerde ortak değerler ortak değerler çok fazla. Ortak Hı -hı. bak olaylar, ortak bakış açısı fazla ve birbirlerine değer veriyorlar. Yani evlilikteki bizim yani çocuk gelişiminde de kullandığımız bir tabir var. Sev, değer ver, paylaş. Hı -hı. Bak, evlilikte slogan yapılacak. Evin duvarına asılacak bir söz bu. Sevecek, değer verecek, paylaşacak. Hı -hı. Evdeki bütün bu yani parasal sermaye değil duygusal sermaye, sosyal sermaye, her şeyi sevecek, değer verecek, paylaşacak. Yani ben eşimi seviyor muyum? Seviyorum. Değer veriyor muyum? Veriyorum. Paylaşıyor muyum? Paylaşıyorum. Bunu herkes soracak kendine. Hı hı. Ama seviyorum ama bir şey paylaşmıyorum. Sus eve geliyorum konuşmuyorum mesela. Paylaşma yoksa karşı taraf kendini yalnız hisseder. Evet, evet. Yani seviyorsun ama değer vermiyorsun. Yerin dibine batırıyorsun. Ben hiç unutmam bana bir şey gelmişti böyle. Bir eş gelmişti. Ya benim kocam çok mübarek bir insan. Dışarıdan herkes diyor ki ağzı var dili var ne güzel insan. Böyle diyor. Fakat eve geliyor, evde terörist dedi. E ona kızıyor, buna kızıyor, bizimle kavga ediyor. Yemek yemeye bize zehir yapıyor. Çocuklar görünce kaçıyorlar ona. Allah yani şöyle dedi. Ya bu elin iyisi evin ayısı dedi. <laughs> hastamızın benzetmesi çok daha haklı bir benzetme. Şimdi sen bu, bu adam şey sadece özgüveni düşük evde gücü yetiyor evde yani şeye gücü yetene zulme diyor gücü yetmeyene tırsıyor bu Hocam benim münafıklıktır bu karpuzun dışı yeşil oluyor içı kırmızı oluyor ya, ya. <laughs> ya böyle, böyle yani düşünüyor. bu hakikaten çok şey vahşi bir şey kişilik yani bu kişilik böyle yani hmm. tamamen iki yüzlü riyakarlık var münafıklık var bunun arkasında hmm. bunu bir, bunu normal zannederek yapıyor kişi ben ne yapayım diye sormuştu bize. Böyle durumlarda yani bizim tavsiye ettiğimiz yöntem daha evliliğinin ilk başında olursa onun hatalarıyla yüzleşmesini sağlamanın yolunu bulmak gerekiyor. Yüzleşmezse eğer onu normal kabul etmeye başlıyor. Bizim en çok yaptığımızda aman olay çıkmasın diye bir taraf hep içine atıyor, atıyor, atıyor. Ondan sonra bir minuttan sonra patlıyor artık. Halbuki bak sen dışarıda böyle böyle davranıyorsun. Bu adilce davranım değil kendimizi çok kötü hissediyoruz diye böyle hani öfkelenmeden bunları konuşabilmek gerekiyor. Yüzleşirse iyi niyetli hatasını düzeltiyor. Yüzleşmezse büyüğü hata devam ediyor. Evet. Hocam peki evliliğin ilk gününde insanların kaygı duyduğu noktalardan bir tanesi cinsellik. Hı. Çünkü e, ailelerin çoğunluğunda e, evlilikle beraber ilk defa tecrübe edilecek bir durum bu. Hı. Dolayısıyla taraflarda erkekte veya kadında bu konuda bir kaygı, bir utanma, olabilir ilk defa yaşayacakları bir şeyler. Bu konuda neler söylersiniz? Yani bir anlayış mı gösterilmesi lazım? Israrcı olunması doğru değil mi dersiniz? Ne yani, dersiniz? Tabii Bizim şeyde evlilikte özellikle kız çocukları cinsellik konusunda çok fazla utandırılarak büyütülüyor. Hı hı. Onun için kız çocuklarına çok vajinusmus vakaları çok rastlıyoruz. Vajinusmus olayı vajinal bir hastalık değil, beyin hastalığıdır. Hı hı. Beyinde kişi cinsel beraber olduğu an beyni alarm veriyor, te tehlike alarm veriyor, kasılıyor vajina. Kitliyor Ve bir cinsel yani beraberlik olmuyor, kitliyor kendini. Vajinusmus böyle bir hastalık. Onun Hı. için tedavisi ilaçla bazı kadın doğumculara gidiyor. İşte çeşitli proplar kullanılıyor, büyütülmeye çalışıyor. Yok, boşuna uğraşmayın. Beyin hatalı komut veriyor. Korku var bu durumda. Onun için onun tedavisi, vajinusmus tedavisi ayrı. Şimdi burada kadının kaç olması normal gayet normal. Erkek böyle durumlarda proaktif olacak erkek. Yani cinsellik açısından bizim kültürümüzde de öyle, genel dünyada da kadının ve erken psikolojik doğası gereğiydi. O ilk gece beraberliklerde erkek proaktif olacak. Ya zaten şimdi cinsel uyarılma olması lazım iki tarafta da. Erkeğin cinsel uyarılması görsel olarak oluyor. Kadının fiziksel görünümü onu uyarıyor onunla ilgili. Hı -hı. Kadının cinsel uyarılması da fiziksel temasla oluyor. Yani erkeğin ona işte sevmesi, dokunması, fiziksel temas yapması, masaj yapmasıyla kadın gevşiyor, rahatlıyor ve cinselle hazır hale geliyor. Bazı erkekler affedersin horoz gibi oluyorlar. Yani öyle erkek kadını rahatlatmıyor, gevşetmiyor, korkusunu gidermiyor. Hemen ya Allah deyip hücum ediyor. Böyle durumlarda ona o hazırlık döneminde rahatlatıcı bir yöntem şey yapması gerekiyor. yani. Aslında belki. öncesinde bunları bilmesi lazım. Tabii değil bilecek mi? Yani i̇lk bunu. defa yaşayacağı bu Yok. olay. Kızın da erkeğin de bilmesi ve şey de lazım herhalde. Yani dindar ailelerde yetişen çiftlerde bu konu bir tabu haline gelmiş. Ama artık evlenmişler. Yani nikah olmuş. Nikah olduktan sonra bu işlem utanılacak bir şey değil. Aksine Hayır. belki sevap yerine geçecek. Tabii. Çünkü haramlardan korunmanın bir vesilesi. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir aile beraberliğinin parçası. Bu, bu, konuda bir bilinçle aslında o güne hazırlanması lazım sanki. Tabii yani burada yani şey yaptığımız için kadın içinde erkek içinde utanma duygusunun yeri, yeri zamanına göre utanma duygusu. Utanma duygusu toplum içerisinde yük, yüksek bir duygudur ama yatak odasında utanma duygusu olmaz. Yatak odasında kadın seks işçisi gibi olacak, erkek de böyle donjuan gibi olacak yatak odasında ama. Hı hı. Diğer başka dünyada değil. Ya yani bu bunu bu şekilde olurlarsa yatak odasındaki korkular yeniliyor. Çünkü oradaki orada artık eş rolündesiniz. Karı koca rolündesiniz. Hı hı. Ama dışarıda anne baba rolündesiniz. Sosyal rollerdesiniz. Ama yatak odasındaki roller cinsel kimlik rolündesiniz. O rolün tarzında davranılması gerekiyor. Bunu davranmazlarsa bu korkuyu aşamıyorlar. Ya yani bu şeyi de yenemiyorlar alışkanlığı. Peki ilk gece diyelim böyle bir hadise yaşandı ee, ve işte şey kız kendini kapattı bir ilişkiye meydan fırsat olamadı. Ee, erkek iki yola sahip yani erkeğin iki fikri olabilir. Bir ya bu bu gece kırılacak kırılacak bu gece biz bu şeyi engeli aşmalıyız diye ısrarcı olabilir. Ya da böyle bir şey varsa bu hani tamam ben zaten seni incitmek istemiyorum. E, zarar görmeni istemiyorum. Şart değil. Bu gece böyle Tabii. bir ilişkimiz olmasın. Sonraya bırakalım. E, hangisi doğrudur? Tabii burada karşı iki tarafın anlaşmasıyla ilgili. Şimdi orada kadın titriyorsa, korkuyorsa zorlamak böyle durumlarda şeydir. Yani e, incitici olur. Yani sizin o anda zevkinizden fedakarlık yapmış olmanız onun için bir gün sonraya daha rahat olur. Zaten evlilikte o günde şey de oluyor iki tarafta yorgun oluyor, korkular oluyor. Yani böyle durumlar. Bir de dışarıda bekleyenler oluyor ne oldu diye. Yani böyle durumlarda... <laughs> Bazı böyle kültürlerde var. Var yani, o kültürlerde oluyor. Onun için böyle durumlarda şu anda yani bu, bunu iki tarafta anlaşarak erteleyebilirler bununla ilgili. Yani bu, bu, bunun için iki tarafın ortak karar vermesi önemli. Ama bu korkularının olup olmamasıyla ilgili hatta o mesela vajinusmus tedavisinde biz yani o yatak odası korkusunu gidermek için yani evin içinde zaten üçüncü bir kişi yoksa bir müddet evin içerisinde kıyafetsiz dolaşmayı tavsiye ediyoruz. Bak, eşine karşı kıyafet yanında kıyafetsiz dolaşmayı başarırsa korkuyu gideriyor. Eşine artık farklı bir rolde olduğunu hissediyor. Kadın da erkek de böyle durumlarda. Ya da daha rahat bir kıyafet giymeyi tavsiye ediyoruz. Öyle durumlarda ne oluyor? İki tarafta birbirlerine cinsel kimlik rollerini daha iyi yaşamış oluyorlar, daha iyi yani o rolün içerisinde doğal davranması gerektiği gibi davranabiliyorlar. Bu hı hı. davranış tedavisi deniyor, o davranış tedavisinde kullanılan bir yöntemdir, vajinusmus tedavisinde. Hı hı. Yani onun için bu şey değil, tedavisi olan bir durum ama erkeğin böyle durumda ısrarcı olması gerekiyor. Yani aslında kadın tarafı istiyor ama engelleyemez zengini. Yani mantığı ister ama içinde bir korku nedeniyle yapamaz. Böyle durumlarda erkek fazla yufka, yürekli olursa da hiçbir ilerleyemez. Aman üzülmesin deyip hep şey yapar, öteler öteler bu sefer bir problem çıkar. Yani bir, bir, bir kısmı da bazı şeyler de oluyor. Yani ben hiç de Erzincan'da görevliyken yaşamıştım. Bir vaka geldi bana. 9 yıldır beraberler ve birlikte olamamışlar. 9 yıl. Şaka hmm. değil. Sonra ben ona Narko analiz diye bir hipnozun bir yöntemi var, ilaçlı hipnoz diye bir yöntem. Erkek, yani aslında erkekte cinsel, cins, sekonder cins karakterleri sağlıklı, yani hormonal bir bozukluk yok. E, kadında tabi kültürel olarak efe, hanım efendilik var, bir e, saygı var, şey yapamıyor, yani o konuda e, aktif davranamıyor. Bütün çevreden niye çocuğunuz olmadı diye çeşitli çeyle, baskılar vesaire gidiyor. Sonra o narkanaliz yöntemi yaptım. Bir travması var dedim bunun. Travmasını çözmem lazım. Neden? Narkanaliz yönteminde damara ilacı girdim. O uykuyla uyanıklık arası dönemine giriyor böyle. Konuşuyor. Bastırdığı duygular, korkular konuşuyor. O arada şey anlattım. Babası küçük yaşta ölmüş. Abi büyütmüş onu. Hı, Hı Abisi babalık yapmış, büyütmüş. Abisi de bu evliliği istemiyormuş. Hı -hı. Fakat o baba abisine rağmen yahu evliliği yapıyor. Bu sefer de şey oluyor a beynin mantığı hmm. istiyor ama içinde bir duygu bilinçaltı kendine Bilinçaltı diyor çalışıyor. sen ama bunu bilerek yapmıyor Hı -hı. Tamamen bilinçaltı sen abinle karşı nasıl yaparsın diye beyin otomatik bir çözülmemiş travma olarak duruyor onda Hı -hı. Ama örtük travma. Bir farkında Hı -hı. değil. Bilinçli olsa düşünür şey yapar. Yani, ona rağmen bir şey yapar abi. Yenebilir. Bunu bunu ifade etti. Bunu ifade ettikten sonra daha sonraki daha devam ediyordu. Yani 5-6 seans olmuştu daha. Daha sonra 10 yani seans planlamıştık. Gelmedi. Ne oldu? Ho hocam gol attım ben. Şey oldu dedi. Tamamen yaptığı şey, yani. Hı -hı. o bastırdığı korku gidince birdenbire rahatlamış. Rahatlayınca bu katarsis yöntemi deniyor buna. Onun yöntemiyle rahatladı ve bir daha görmedim kendisini. Hı -hı. Yani bu demektir bazı böyle durumlarda bu erkekteki şeydi yani performans eksikliği erkekte. Yani aile bütünlüğü çok önemli. Bu Tabii. anlamda da bunlar etkileyici bu şeyler. Bu ailenin ailen en özel ve önemli yaşantı yani kadın da erkek de anne babasıyla yaşamadığı şeyler eşiyle yaşıyor. Ve özel, mahrem bir alan olduğu için bu özel alan onlar için çok kıymetli bir alandır. Oradaki tatmin ne kadar sağlıklı ve iyi ise evlilik o kadar sağlıklı ve iyi yürüyor. Hmm. Onun için orayı özel ve şey o dolam kurmak yani iç kale gibi korumak lazım orası. Yani evet. evliliğin iç kalesidir o. Orayı iyi devam ettirilirse birçok problem, yani dışarıda problem çözemiyorsun ama oradaki o sıcak ilişki birçok problemin ya yani iki tarafı da bir nevi kendine güvenini rahatlatını artırıcı etki yapıyor. Hı hı. Peki hocam cinselliğin sonuçlarından bir tanesi çocuk. Evet. Yani çocuk konusunda da taraflar ihtilaf edebiliyor. İşte belki kız istekli oluyor. İşte erkek biraz daha olmasın diyor. Erkek istekli oluyor. Kız ben anneliği hazır hissetmiyorum diyor. Burada bir uzlaşım noktası nasıl sağlanabilir? Yani evlilikle beraber çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman var mı? Bilim bize bir şey söylüyor mu? Ee, yoksa nasıl olacak bu iş? Burada gene yani kişilerin karşı yani birlikte şeylerine bağlı. Yani mesela çalış ikisi de çalışıyorsa böyle durumlarda eğer çocuk olacaksa fedakarlık çoğu zaman şeyde oluyor, kadında oluyor. Yani kadında oluyor. Yani şimdi bizim kültürümüzde kadının çift kariyerli hale geliyor bir de böyle. Şimdi kadın çalışıyor. Hem iş insanı, hem e, ev hanımı, hem de anne. Hmm. Er erkek için ne oluyor? Sadece meslek iş var. İş ve Kendini işine odaklıyor. E şimdi çocuğu olduğu zaman kadın üç kariyer birden sahibi olmuş olacak. İşi olacak. Ben de diyelim iş başta izinli oldu vesaire ama şu anda bilimsel olarak önerilen 0-3 yaş arası annenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Hmm. 0-3 yaş arası. Yahut da anne yerine geçen kişi anneanne, babaanne bizim kültürümüzde var. Onlar çok güzel dengeyi sağlıyorlar. Yahut da devamlı aynı kişi bakıcı olarak bulunması, sık sık bakıcı değişmemesi. Böyle hmm. bir durum varsa annenin yerine geçebiliyor ee, çalışan annelerde. Ama ideal olan 0-3 yaş arası e, sıfır 3 yaş arası kreş vesaire zaten bir şekilde yürüyor yani şu anda çok onunla ilgili e, böyle altyapı daha müsait kreşler, anaokulları. Ama 0-3 yaş arası çocuğu annenin büyütmesi ben birçok kimse biliyorum yani iş, çalışıyor işi var e, evlendikten sonra çocuğu olunca e, hemen şey yapıyor çocuğumu ben büyüteceğim diyor işini öteliyor. Yani bu da saygı duyulması gereken bir şeydir. 0-3 yaş arası çünkü birçok çocuğun hayattaki kişilik temellerinin atıldığı dönem. Yani 0-3 yaş varsa arasında en güzeli 0-3'te anne çocuğun yanında duruşta çocuğun beynindeki sinir ağları, sinir hücrelerinin gelişiminin %50'den fazlası tamamlanıyor. %50'den sonrası ondan sonraki, sonraki hayatta inşa ediliyor düşün. O kadar önemli. Hı. 0-3 yaş arası. Bu nedenle 0-3 yaş arası çünkü sevgi, güven, korku her şeyi o zaman öğreniyor. Kişilik çatısı atılıyor orada bir nevi. Bir binanın çatısı nedir? Binanın üçte birini temsil eder. Üçte ikisi ondan sonra inşa edilir. Ev, ev iskelet, iskelesidir evli, yani evlilik. Kolon ve kirişleri 0-3 yaş arasında kişiliğin temel atılıyor o dönemde. Yani birçok onu öyle bilmek, genetik bilgi hariç Hı -hı. tabii. Evet. Yani bu şekilde düşünmek lazım. Hatta yüzde fazlası diyenler var literatürde düşün. Yani bu nedenle bizim burada çocuk olacaksa anne baba birlikte karar vermesi lazım. Eğer çalışmak zorundaysa erkek eve gelince bulaşık yıkamayı göz önüne alacak. Bunu kabul etmiyorsa, eşi çalışıyorsa göz önüne alacak ama çalışmıyorsa böyle durumlarda yani görev tanımları net olmalı ya. Yani. yani biz genellikle bir anneler empati duyguları kadınlarda daha gelişmiş olduğu için hep fedakar verici oluyorlar. Bir nevi erkekte erkeğe saltanat kuruyorlar evde saltanat kurunca çocuklar büyüyor, evleniyor, evde kimse kalmıyor. Hadi hep ben hizmet ettim, Sirezi sen de biraz bana hizmet et diyor kadın. E adam, adama sen taht kurmuşsun, alıştırmışsın onu, inmek istemiyor. Hmm. Onun için madem çalışmak zorunda var, evliliğin ilk başından beri ve, 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 ve dozunu kaçırmaması lazım kadın. Erkekte yardım etmesine destek sağlamak gerekiyor. Yani çalışıyorsa ama çalışmıyorsa erkek evin bütün altyapısını, imkanlarını karşılıyorsa Kadın da evdeki, işteki bütün kolaylıkları toparlaması, anneliğini yapabilmesi çok önemli. Yani kadın, yani bu aile içi iletişimle bizim önem verdiğimiz şeyden birisi karı koca rolleri nasıl diye bakıyoruz. Hı -hı. Yani erkek erkek rolünden kadın kadın rolünden rahatsız mı, anne rolünden rahatsız mı mesela? Niye çocuğu doğurdum, ne yapacağım ben, işimden olacağım benim hayatıma bana zehir etti diyorsa annelik yapamaz o. Hı -hı. Çocuğa daha çok zarar verir o çocuk. Kucağını alıp sevemez bile doğrusu. Çocuğu yük gibi görür. Yani, yani... kadın özellikle talep etmediği halde tabii, erkeğin ısrarcı tabii. olup yok çocuğumuz olacak deyip sonuçta bu çocuklarından olması aslında sadece ilişkiye değil. Tabii. Çocuğa da zarar çocuğa verir. Çocuğa zarar verir. Olur. Yani o annelik duygusunu yapmaya çalışır ama o çatışmayı yaşar böyle durumlarda. Hı -hı. Yani onun için kadın erkek ilişkilerinde erkeklerin farkından olmadan yaptıkları zalimlikler var. Erkek şiddeti var kadını aşağılamak, değersizleştirmek var. Birçok şu anda aile içi şiddet olayların arkasında erkek şiddeti de olarak gör diye tanımlanan bu şey var. Baskıcı kültürün şiddeti var aslında. Erkek şiddeti değil o. Yani ataerkil kültürün şey şiddeti. Yani dünyadaki değişime erkek bakışının uyum sağlamamasıyla ilgili. Hocam böyle kadınlar da var diyeceğim. Yani de. kocasını aşağılayan. Tabii. Kocasını yetersiz hissettiren. E, kocası ve kocasının ailesini değerli görmeyen kadınlar da var. Tabii maalesef. bunu şimdi ben şeyden dolayı hani bu e, vaka istatistiksel olarak yani şiddi, ailedeki şiddet olaylarında Erkek daha çok. Yani yüz, yüzde seksen şeydir. Hmm. Erkek şiddeti vardır. Erkek fiziksel olarak güçlü olduğu için şey noktasında yani duygularında ifade etme zorluğu vardır. Kadın duygularını sözü olarak daha iyi ifade eder. Sözü olarak ifade ettiği için erkek üzerine baskı var eski patlar şiddet uygular Yani genellikle. Hı hı. erkeğin sözel becerileri daha zayıftır, Kadından sözel becerileri daha gelişmiştir, genetik olarak öyle. Hı hı. Bundan dolayı o çok oluyor. Yani bunların tabi bu çatışma çözümleri var bunların hepsinin. Hı hı. Yani böyle durumlar yani evlilikte e, bu, e, bu e, pozitif e, iletişim varsa aile içerisinde e, bu böyle bir durum varsa problem olsa da çözülüyor zaten. Yani problem olur. İlk problem olduğu zaman hemen çözmeye çalışmamak lazım. Önce bu soğutmaya bırakmak lazım. Yani krizlerin çoğu şey itfaiyeci modeliyle çözülür. İtfaiyeci modelinde ne vardır? Yangın çıktığı zaman ne yaparsınız? Önce yangını söndürürsünüz, soğutursunuz. Ondan sonra bir daha çıkmaması için yani gerekli şeyleri yaparsınız. Adımlar atarsınız. Şey, yangın çıktığı zaman tamirat varsa ondan sonra girersiniz problemi çözmeye. Yani şu anda yani ev, evlilikte kriz çizdiği zaman ilk duygusal dönemde duyguları ertelemek, öfkeyi ertelemek gerekiyor. O anda ertelemek so, öfkele yani ne yapacağız soğutacaksınız. E, e, erteleyeceksiniz problemi. Yani şeyi problemin neden çıktığını e, konuşmayacaksınız. Önce soğutacaksınız. Alevi gidereceksiniz. Öfkeyi erteleyeceksiniz. Soğuduktan sonra genellikle üç gün içinde genellikle geçiyor e, üç gün içinde. Soğuduktan sonra da neden, ne kadarında ben sebebiyet verdim bu olay, ne kadarında eşim sebebiyet verdi deyip objektif bakabilirse bir insan, yani burada herkes kendine avukat gibi yaklaşmayacak. Kendine hakim gibi yaklaşacak. Savcı ve avukat gibi yaklaşırsa ne olur? Körü körüne kendi taraflarını savunur. Körüne kendi, yani bizim hukuk sistemimiz batıdan aldığımız için avukat yanlış olduğunu bilse de savunmak zorunda. Savcı da yanlış olduğunu bilse bile devleti savunmak zorunda. Çok vahşice Adil olmayan bir hukuk sistemi bu, batıdan gelen. Evet. Halbuki iki tarafın da hakikati ortaya çıkarması lazım. Hakime kalıyor bütün iş. Ya bu evlilik ilişkilerde onun için savcı ve avukat gibi değil, hakim gibi olmayı başarırsa insan, yani burada seni seviyorum demekten daha önemli bir söz var, sen haklısın diyebilmek. Bunu diyebilirse, yani sen haklıymışsın, ben ya e, bunun farkına vardım dediğin zaman, bu çok problem kolay çözülebiliyor. Yani evlilikte bu da hiç de zor değil. Adil olmak. Yani emin evet. ol adil olmaktan verdiği haz var ya. Mesela bir hakimi en çok tatmin eden nedir biliyor musunuz? Adalet dağıttığı zamandır ya. Yani bir evde anne, bir baba, bir anne çocuklarına adil davranıp adil dağıttığı zaman bundan haz alıyorsa bu övgüye layık bir davranıştır. Bir yönetici adil davrandığı zaman haz alıyorsa bunlar övgüye layık bir davranıştır. Ama bir yönetici çocuklarını ezdiği zaman, anne baba, yönetici çalışanı ezdiği zaman, it gibi davrandığı zaman onlara haz alıyorsa o zalimdir o. Herkes korkup kaçtığı zaman egosunu tatmin ediyorsa o zalimdir. Evet. Zalimliktir o. Adalet dağıttığı zaman tatmin oluyorsa o şey bir ailede de geçerli bu, devlet yönetiminde, şirket yönetiminde de geçerli. Yani evet. ya yani diyor adam arabaya binmiş, herkes korkuyor kendinden. Diyor ki, bak herkesi korkuttum ben, büyük adamım diyor. Ben sen büyük adam değilsin, vahşi adamsın diyor. Vahşettir bunlar. Bu ilkel, insanların evet. ilkel dönemlerinden kalma bir alışkanlıktır bu. İnsani bir şey değil. İnsani değil. Evet. Hocam ara vermemiz gerekiyormuş. Arkadaşlarım işaret ediyorlar. Aradan sonra da inşallah evliliğin ilk yıllarında özellikle ailelerin iletişimini yani karı koca ve onların aileleri arasındaki iletişimi inşallah konuşalım kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah dostlarımız. Sevgili dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı programına devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi evlilik üzerine konuşuyorduk. Evliliğin ilk zamanları, ilk yılları, ilk günleri bunları konuşuyoruz sevgili hocamla. Hocam şimdi artık evlilik oldu. İlk geceyi de yaşadılar. Artık ailenin içerisine bu sefer dışarıdan figürler girmeye başladı. Yani evlilikte karı koca kayınvalide bir kayınvalide iki kayınpeder bir kayınpeder iki bunlar da varlar onlar da ailenin içerisindeler e şunu sorayım yani anne babalar büyük anne babalar kayınvalide kayınpeder olanlar ne kadar müdahil olmalı nereye kadar girmeli bu işin sınırı ölçüsü ne olmalı Tabii. şimdi bir e, aileyi şey gibi ekosistem olarak düşünürsek bir aileyi Ailenin en merkezinde karı koca vardır, birinci daire, çekirdek daire, en merkezi daire, hub diye bilinen, yani bir tekerleğe döndüren merkez nedir? O Hub, çekirdek, mildir Öz. orada, özdür. O hubdu, o karı kocadır. Hı hı. Ondan sonra çocuklar gelir, ondan sonra ailedeki büyükler, işte diğer kardeşler gelir, sonra geniş aile şey gelir ve toplum gelir, insanlık gelir. Ve evren gelir, yaratıcı gelir. Böyle bir ekosistemdir hayat. Ama ailede bu ekosistem içerisinde en çekirdektir. Oradaki hukuk karı kocadır. Onun için karı koca problemleri kendi arasında çözmesi önemli. Yani kendi arasında çözemedikleri problemi anneanneyi, annelere, babalara taşımamalar lazım. En çok çatışma buradan çıkıyor. Evde olan her şeyi bak karşı tarafta duyuyor. Orada olan şey her şey karşı tarafta, iki tarafta oluyor. Böyle olunca ne oluyor? Evlilikteki o çekirdekteki bir sürtünme başlıyor. Güven zayıflaması başlıyor, problem ortaya çıkıyor. Onun için evliliği, evlilikte buna iki tarafın birbirini birbirine sadakatine bağlılığıyla ilgili bir meseledir. Böyle bir şey söyleyecekse bile ben bunu anneme söylemek istiyorum ne diyorsun diye görüşünü alarak söylemesi lazım böyle durumlarda. Bunu, bunu söylerse kadının içinde erkek içinde geçerli bu. Yani olgun erkek ve olgun evlilik olgunluğu olan kişiler bunu sağlarlar. Neden? Çünkü evlendiği zaman iki taraf iki kişi de farklı bir ortamda büyümüşlerdi. Farklı ortamda büyüyen kişiler çocukluğundan itibaren yaşadığı olaylar var, hikayeler var, yaşantılar var. Yani o belli bir senaryolarla geliyor evliliğe. İki tarafta yani evlilikten önce Anne, baba, kardeşlerle oluşan farklı aktörlerin olduğu farklı senaryolarla iki tane farklı senaryo bir araya geliyor ve bunlar ortak senaryo oluşturmaları lazım çünkü iki taraf çünkü artık yeni roller var, yeni aktörler var yani ve yeni bir yaşam formu var artık evlilikte. Onun için evlilikte bir şey diyoruz oksijen ve hidrojen atmosferde özgürdür, zengindir tek başına bol bulunur, gezer özgürdür ama. Aşık olduğu zaman bir araya geldikleri zaman artık ne olur? Özgürlükleri gider ama yeni bir yaşam formu oluşur. Evlilikte böyle bir yaşam formudur. Artık eski doğrular yani yeni doğrular vardır artık. Hı hı. Yeni doğrular vardır, yeni bağlar vardır. Yani eski senaryoları bu zamana getirecek, aktörler değiştiği için yeni aktörlere göre yeni senaryo yazacak kişi. Akıllı hı hı. kişi bunu yapar. Akıllı çiftler bunu yapar. Mesela yapamayanlar nasıl yapar? Benim babam bana böyle davranıyordu sen de böyle davran sana. Hmm. der ki benim annem bana böyle davranıyordu sen de öyle davran sana. Kıyaslama, kıyaslama yapar ya da onu bekler. Kıyaslama yapmasa da bekler, onu bekler. Kıyaslama yapmaz ama bekler. Zihinsel olarak kıyaslıyordur. Bekle, bekleyince bu sefer halbuki o farklı kişi, ben farklı kişiyim. Yani ben onun gibi olmak zorunda değilim der iki tarafta bu haksızlık böyle. Böyle akıllı kişiler ne yapar? O senaryolarda yeni aktörler geldiği için o senaryoları yeni Den yazarlar. Buna kognite fleksibilite deniyor şeyde. E, psikolojide yani zihinsel esneklik. Zihinsel destekli olan kişiler bu öyle yeni duruma uyum sağlarlar. aktörle Yeni aktörlere göre hayat senaryosunu yeniden yazarlar ve güzel bir hayat senaryosunu ilerlerler. Ama kim? Düşünce katılı olan kişiler yapamaz bunu. Düşünce katılının e, toplumdaki adı nedir? İnatçılık. Onun için <laughs> evliliğin en büyük düşmanı inatçılıktır. <laughs> inatçı kişiler ya benim şartlarıma uyacaksın ya şey yapacağım. Sana zulmederim, haksızlık yaparım. Ya seni saymam gibi noktaya gelir. Hayatından e, evliliğin Onun için bizim hocalarımızın söylediği bir söz vardır. Evleneceğiniz kişileri üç şey arayın derler. Bak, çok güzeldi. Birincisi evleneceğiniz kişilerde Allah'tan korksun. Allah'tan korkan gizli kötülük yapmaz. İkincisi kuldan utansın. Kullan utan, utan utanan da açıktan kötülük yapmaz. Hı -hı. Üçüncüsü inatçı olmasın yeter. Hı -hı. Bak çok güzel. Yani bu çok güzel. Bu yani, üçleme ciddi bir formül. Üstü, evet, O formül ya yani, bu bizi, bizi, Allah'tan korksun. Kata'da bir hocamızın söyledi biliyorum. Ve inatçı olmasın. inatçı olmasın. İnatçı olduğu zaman bu işte o senaryoları yeniden yazamaz. Zihinsel esneklik olmaz kişilerde. Yani şu anda psikolojik sağlamlığın en en büyük ihtiyacı psikolojik esnekliktir. Ona İngilizce kognitif flexibility deniyor. şey ya, yani psikolojik resilience deniyor. Yani psikolojik olarak dirençli oluyorlar bu kişiler. Böyle dayanıklılık şey. deniyor. Resilience de aslında elastiket, kauçuk resilience mesela. Esnek tekrar haline gelir. Hı hı. Esner tekrar haline gelir. Bir şeyle öğrenir büyür, öğrenir büyür. Böyle durum ama katı olanlar teflon gibidir. Onlar kırılırlar, çizilirler, işlevsiz hale gelirler, gene de değişmezler. Nuh der, peygamber demez yani. O tipler bunlar evliliğinin en büyük düşmanı. Onun için evlenecek kişi de, aranacak en önemli özelliklerden birisi de onun inatçı olup olmadığıdır. İnatçı kişilere dikkat etmek lazım. Peki hocam anladığım kadarıyla çok önemli bir şey söylediniz aslında. Evlilikteki çekirdeği oluşturan karı koca kendi aralarında problem yaşadıklarında bunu kendi annesine babasına götürmeyecekler. Evet. Götürdüklerinde çünkü aslında problem çözülmüyor daha büyür hale geliyor diye anladım. Tabii. Fakat bunun da bir ayrımını yapmak gerekmez mi? Mesela hani bazı şeyler var. Diyelim e, hanımefendi yeni evlendi ve eşinden şiddet görüyor. Daha önce farkında değildi bunun ama artık fiziksel bir şiddet var. Veya işte çocukların olmasını engelleyecek bir şey var. Fiziksel bir durum var falan. Hani bunları anne babaya götürmeyecekse kime götürecek? Yok buna diyecek ki. Bak böyle edemeyecek. bir problem var. Biz bunu çözemiyoruz. O halde ve annem babamızdan yardım almamız lazım diyecek. Öyle götürecek. Tabii ki götürebilir. Çözülemez hale geldiği zaman götürür ama gizli saklı yaptığı zaman bu daha çok malzeme vermiş olur karşı tarafa. Onun için böyle durumlarda bak şiddet uyguluyorsun. Ben öyle şiddetle sinecek tiplerden değilim. Bana ben e, va, e, sözden anlamayan vahşi, ilkel insanlar sözden anlamaz. Ben vahşi ve ilkel birisi değilim. Bana şiddet uygulayacaksan bu evliliği bitiririm deyip net konuşması lazım. Yani hmm. genellikle böyle durumlarda kadınlar aman evlilik zarar görmesin diye şiddete razı oluyorlar. Hmm. Ve adam da şiddeti normal bir yöntem haline benimsiyor. Yani bizim evlilikte şiddet hak arama, sorun çözme yöntemi olmaz ve olamaz. Böyle bir şey olursa ben bunu anneme babama götürürüm demesi lazım. Sınırı açıkça. çizmesi lazım. Sınırı çizecek net. Bu... Evlilikte nasıl binalarda sınırlar vardır apartman hmm. daireler arasında? insan ilişkilerinde sosyal sınırlar vardır. Peki bu şey çekirdeklerin dikkat edeceği şey. Anne babanın dikkat etmesi gereken ne var? Anne'nin dikkat edeceği. Bazen edeyim. anne babalar da çok içe müdahale edici olabiliyorlar. Tabii anne babalar onlardan talep gelmedikçe müdahale karışmamaları lazım. Böyle durumlarda. Yani meraklı anne baba şeyleri problem gelmedikçe, yani kendi, siz ikiniz de olgun insansınız, probleminizi çözersiniz. Çözemezseniz birlikte gelin diyecek. Yani ailede ortak akıl oluşturmaya odaklansın anne baba. Hmm. Yani kayn gelin kaynana bir araya gelip ya da erkek kayın şeyin erkek annesiyle bir araya gelip böyle şey yapmaması gerekiyor. Ya yani dedikodu yapmaması gerekiyor. Burada problemi ideal olan birlikte çözmek problemi. Ama iyi haberleri anneanne bu şeye götürebilirler. İyi haberleri götürsünler, kötü haberler kendi kötü olaylar kendileri çözmeye çalışsınlar. Bazen... Bu olursa o zaman onlar aile olurlar. Bak evlilik ayrı, aile ayrı. Evlilik olması çift olurlar ama aile olamazlar. Aile olmalar için muhakkak yani evde çözülmeden çözülebilecek problemleri dışarıya yansıtmamaları lazım. Hı hı. Bunu bunu başarırsa zaten evlilik olgunluğu yakalanmış demektir. Problem büyümeden çözülür böyle durumlarda. Bazen kızına damadını kötüleyen anne olabiliyor. Veya oğluna geleni kötüleyen işte anne veya baba olabiliyor. Çok tehlikeli bir şey e, değil mi? kendi karşı tarafı, yani gelinini kötülüyor. Yani kendi oğluna. Senin, senin o karın olacak kadın var ya şöyle şöyle diye ne? gelinini ona kötülüyor. Tabii yani işte bu aslında dinamit koyuyor bir anda. dinamit koyuyor ve bunu şeyle işte yani çoğu da iyi niyetle şey yapmak için söylüyor, düzeltmek için. Yani erkek böyle durumlarda yani böyle durumlarda. Ee, Erkek işi zor mesela öyle ya. Kadında da olabilir bazen yani tersi de oluyor ama daha Hı, çok Arada e, gelin kaynana meselesi şey oluyor. Böyle Nasrettin Hoca'nın gene bir hikayesi var onu da söyleyeyim. Biraz tebessüm ettireyim. Nasrettin Hoca kaynanası nasıl e, nehre suya düşmüş ırmağa. Haber vermişler ya kaynanan su, nehre düştü. Gidip kurtaralım apar var gidiyor. Fakat yukarı doğru gitmiş nehrin. Yani gitti de akıntıya göre de kay ya niye gidiyorsun aşağı doğru gitmiştir o denize suya düştü diyor. Ya öyle ters kadın ki muhakkak oraya gitmiştir diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bu sadece şeyde değil. Bak kadın gelin kaynan arasında olmuyor ya. Erkekle şey arasında da olur yani o oluyor. Evet. Önemli olan karakter. Tabii ya önemli olan karakter. Yani böyle durumlarda kötüleme olursa bu şeydir. İyici bir davranış değil. Bu kötücül bir davranıştır. Yüzüne karşı söyleyemediğin bir şeyi arkasından söylememen lazım. Yani gıybet zaten. Gıybet zaten yani evet. yüzüne söyleyemiyorsan o gücün yok arkadan söylüyorsun. Yani bu bu ciddi şekilde bu en en, en şeytanın atına binmek dediler Anadolu'da buna. Şeytanın, şeytanın atına binen anne çocuğuna bunu bu kötülüğü yapar. Onun için olgun anne babalar böyle durumlarda susarlar, karışmazlar. Ne olumlu ne olumsuz davranırlar. Hatta bazen olayı destek almak için dedikodu şey yaparlar. Gidip annesine anlatırlar ki destek olsun diye. Olgun anneler, kızım siz olgunsunuz, oğlum siz olgunsunuz aranızda çözün. Aranızda çözün. Bana bu, bunu getirmeyin der böyle durumlarda. Bunu diyen anneler de çocuk zaten böyle durumlarda kızıyor annesine. Bana niye destek olmuyorsun, niye yardım yapmıyorsun diye. Sonradan anlıyor iki böyle bir şey yaptın diye. Yani bunu genç kızlar genellikle bunu şey yaparlar. Yani kızarlar annelerine babalarına bizimle ilgilenmiyor diye. Evet. Halbuki onların ilgilenmemesi, bu hani çocuk yürümeye bir düşe kalka yürür ya, düşmesin diye tutarsa yürüyüp öğrenemez yürümeyi. Hı. Onun için bırakalım orada hata yapacak, düzelecek hata yapıp çözecekler aralarındaki problemi. Hı. Yani şiddet olmadıkça karışmaması lazım. Şiddet var ve yansırsa öyle durumlarda, yani anne hani, hatta kayınvalide, kayınpeder de iki tarafta bir araya gelerek problemi çözebilirler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, karar kuracağınızda problem varsa hakem tayin edin diyor. Hı -hı. Mesela biz hakem tayin ediyor ama bu İstanbul Sözleşmesi'nde hakem tayin etmeyi yasaklamış. 62-84 yasasını yasaklamış. Halbuki yani şeyde yani ticari arabuluculuk var yüzde yetmiş başarılı. Şimdi kira arabuluculuğu çıktı işe yarıyor. Ama aile arabuluculuğu sistemini bu şu andaki bizdeki 62-84 sistemini koyamadı, koyulamadı. De Hı -hı. söylüyorum Evet onaylıyorlar ama bir türlü anlaşmıyor yani aile arabuluculuğu hmm. olacak böyle durumlarda. Çok önemli yani bir Yani bunu ailedeki büyükler yapamasa en azından çünkü mahkemeye çıktığı zaman artık orada herkes herkesin içerisinde birbirini suçlamak durumunda kalıyorlar ama aile arabuluculuğu olursa orada bir psikologla bir hukukçu birlikte olursa özel alanda konuşarak problem çözüyorlar. Çünkü boşanmaların %20'si geri dönüyor istatistiklere hmm. göre. Yani onun için bu muhakkak ara olacak, problemi olacaktır. Aile büyükleri arabulucu bulucu rol oynayacaklar, hakim rol oynayacak. Kızım deyip kendi kızını körü körüne savunursa, oğlum deyip kendi oğlunu gelen savursa zaten bu adil değil. Adil olmayan davranışlar çözüm üretemez. Onun için hı hı. adalet aileden başlıyor. Bu zamandaki adaletin gerçekleştirme yöntemi demokratik işleyiştir. Evet. Böyle hesap verebilirliktir, eleştirilebilirliktir, özgürlükçülük, çoğulculuk, katılımcılıktır. Demokrasinin kültür ayağıdır burada bu zamanın yöntemi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine maalesef programımızın evet. sonuna geldik. Bir dua ile bitirelim Cenab-ı Hak inşallah yeni kurulan ailelerin, evliliklerin sayısını çoğaltsın. İnşallah. Var olanların i̇nşallah. muhabbetlerini artırsın, Dengeli, huzurlu, güvenli, sağlıklı, sevgi dolu bir şekilde. Ee, i̇nşallah evliliklerini sürdürmeyi Allah nasip etsin diyelim. İnşallah. inşallah. Değerli dostlarımız programımızın bugün içinde sonuna geldik. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta bambaşka yeni bir konuyla yine Nevzat Tarhan hocamla birlikte sizleri bekliyoruz.